Kumar ve bahis, insanlık tarihinde sanıldığından çok daha önce ortaya çıkmış kavramlar. Günümüzde ihtişamlı kumarhanelerde gücünden hiçbir şey kaybetmeden insanlığın hayallerinin bir numaralı aktörü olmaya devam ediyor. Kumarhaneler kısa vadede size ufak ufak kazandırır, ancak uzun vadede kaybettirecek oyunları daha ön plana çıkarırlar. Kumarhanelerde genelde saat bulunmaz, pencereler ise çok nadirdir. Böylece zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz, insanlar kaç saattir orada olduklarını fark edemez, dış dünyayla bağlantıları da kesilmiş olur. Lavabolar ve yemek bölümleri mekanın en uzak bölümlerine yerleştirilmiştir. Böylece kumar oynanan alanlardan uzaklaşmamanız hedeflenir ve olası bir çok kaybetmişim yalnız, bayağı da zaman geçmiş, çıkayım artık düşüncesinin önüne geçilir. Çoğu insan yeteri kadar uzun süre denerse büyük bir vurgun yapacağını düşünür. Ancak maalesef fir akıllı onlar değildir. O vurgun hiç gelmez, kasa hep kazanır. Ücretsiz yemek ve içecek servisleri yapılarak içeride daha uzun süre kumar oynamanız hedeflenir. İki içeceğin parasını zaten misliyle geri ödeyeceğiniz hesaplanır. Ayrıca bu ücretsiz içecekler sayesinde sarhoş olmanız da sağlanmaya çalışılır. Böylece daha ani ve hatalı kararlar almanız sağlanır. Kumarhaneler içeride kaybolup mekanı bir türlü terk edememeniz için adeta labirent gibi dizayn edilmişlerdir. Siz bunu fark edemeseniz de beyniniz onlarca makinenin arasında nereye gideceğini, ne yapacağını bilemez. Dünyanın ilk kumarhanesi 1638'de İtalya'da kurulmuştur. Kumar oynayanların büyük bir çoğunluğu slot makinelerini daha kazançlı görüp onları tercih eder. Tam olarak oran vermek gerekirse yaklaşık %70'i daha önce de dediğimiz gibi kumarhanelerde insanların slot makinelerinde oynamalarını ister. Ünlü Atlantic City'de kumarhanelerin kurulmasından sonraki 15 yıl içinde suç vakaları tavan yapmıştır. Şiddet suçları %200, hırsızlık suçları ise %400 oranında artmıştır. Kumar bağımlılarının yaklaşık 3'te 2'si bir süre sonra kumar alışkanlığını devam ettirecek parayı bulmak için suça başvurur. Tarih araştırmacıları tarafından kumar ve bahsin tarih öncesi çağlardan beri var olduğu düşünülmekte. Araştırmalara göre düzenli olarak kumar oynayan kişilerde zamanla mental hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Psikolojik araştırmalara göre çoğu kumar bağımlısı aslında ne tür bir durumla karşı karşıya olduğunun gayet bilincindedir. Kazanma şansının düşük olduğunu veya daha fazla para kaybetmeyi göze almaması gerektiğini bilir. Sıkıntı ise kendisine engel olamamasıdır. Kumarhanelerde oyuncuları ayık tutabilmek için ortama ekstra oksijen salınımı yapılır. Oksijen azalırsa uyku gelir ve uyuklamak üzere olan bir oyuncudan da para kazanılmaz. Dolayısıyla kumarhaneler ortama ekstra oksijen salınımı yapar ve oyuncuların uyanık ve enerjik kalmasını sağlar. Üstelik bu kadar da değil. Bazı kumarhanelerin oksijenin yanı sıra ortama mutluluk verici feromonlar salınımı yaptıkları da düşünülmekte. Kumarhanelerde müziğin de çok önemli bir rolü var. Başı ve sonu belli olan müzikler oyunculara zamanın geçtiğini hatırlatabileceği için kullanılmaz. Hiç müzik çalınmaması da oyunculara ortamın daha farkında olmalarını sağlayacağı için tercih edilmez. Özetle kumarhaneler birçok yöntem kullanılarak bilinçaltınızı her saniye oynarlar ve bağımlılığınızı tavan yaparak gitgide daha fazla kumar oynamanızı sağlarlar. Kumarhaneler oyuncuları alt etmezler. Onlara kendi kendilerini alt etmeleri için şans verirler.